Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dyson Sphere program serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde ilk gezegenimize geri dönmüştük arkadaşlar. Yine lojistikle ilgili bir takım geliştirmeler yapmıştık. Şimdi şuradaki sarı küp üretimimizi bir düzeltmemiz gerekiyor bu bölümde. Şimdi şurada tıkanıklıklar vardı arkadaşlar, son bölümde incelemiştik. Şurada hidrojenler tıkandığı için buradaki üretimler duruyor. Atlar şişiyor. Daha sonra buradan daha fazla refined oil üretemiyoruz. Onun önüne geçmek için arkadaşlar buradaki hidrojenleri harcamamız gerekiyor. Bu hidrojenleri harcamak için şimdi bu hidrojenler burada gelip buraya kadar birikiyor. Bu tarafta harcarsak arkadaşlar hidrojenleri, buradan başka bir yere bağlantı yaparsak bu kırmızı küplere gelen hidrojenler azalacak. Onun da olmasını istemiyoruz. O yüzden ben şimdi şurayı biraz toparlatacağım. Burayı sileceğim. Şuradaki hidrojen bağlantısını arkadaşlar yukarıya kaldırmak istiyorum. Ben şöyle bir sıra yol yapalım. Direkt kaldır deyince biraz yavaş kaldırıyor. Böyle kaldır deyince buraya kadar geliyor kaldırması. Onun yerine şöyle bir yol yapıp arkadaşlar şöyle daha hızlı yükseltebiliyoruz bunu. Böyle bir metot var. Tamam, bu şekilde de olmadı. Şunu da şöyle yapacağız. Şöyle iki sıra yapacağız. Onu da ben denerken keşfettim arkadaşlar. Böyle yollarda normalde yapmaya izin vermediği şeyleri bu şekilde yapsil yaparak yapabiliyoruz. Şu an burası hızlı bir şekilde kalktı. Şimdi şurayı da şöyle birleştirince, normalde kendi izin vermiyordu buna. Şöyle oval bir yükselti oldu arkadaşlar. Buradan sonra buradaki bağlantıyı istediğimiz yere götürebiliriz. Şöyle. Buradan götüreyim. Burada şunu biraz yükselteceğim. Buralara takılmasın diye. Bir sıra daha yükseltmem gerekiyor sanırım. Evet. Bir sıra daha yükseltince buradan buralara kadar getirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki hidrojenlerle yapabileceğimiz şeyler. Burada inşaat menüsünde trafik monitör diye bir şey çıkmış. Araştırmalarla mı buldum, oyuna yeni mi eklendi bilmiyorum. Yeni eklenmiş de olabilir. Şimdilik onu geçelim. Çok önemli bir şey değil gibi. Alarm çalıyormuş eğer söylediğimiz kondisyonlara sahip olursa oradaki şeyler. Şimdi hidrojenlerle şu hidrojen fuel rodları yapabiliyoruz. Titanyumla birleştirerek. Bunu yaparız. Bizim enerji ihtiyacımız daha iyi karşılar. Artık şurada robotta enerji olarak granit yerine o fuel rodları yakarız. Ama şimdilik ben geçici bir çözüm olarak arkadaşlar burada hidrojenleri enerji üretmek için yakacağım. Onun için de arkadaşlar şimdi şurada rüzgar türbinine çok fazla ihtiyacımız yok artık. Şunu buradan bir kaldırıyorum. Burada şey üreteceğiz. Enerji. Termal enerji üreteceğiz. Termal enerji için neler lazımdı? Termal enerji nerede? Şurada. Gear stone lazım. O zaman şöyle yapalım. Şurayı Tesla Tower yapalım. Rüzgar enerji çok kullanmadığımız için çok önemli değil. Gear'a gerek kalmadı burada. Bu Tesla Tower'ı da buradan kaldırıp burayı da Thermal Power yapalım arkadaşlar. Thermal Power için Gear lazım. Iron Ingot lazım. Stone lazım. Ve de Magnetic Coil lazım. Tamam. Burada Thermal Plant'ler yapılıyor. Yapılsın. O sırada ben de şu yolu aşağıya indireyim. Bunun planını yapayım. Şurada rüzgar panellerimiz var. Bol miktarda. Şuradan şunu aşağıya indirelim. Şurada da eksen çizgisi varmış. Yol yamuluyor ama olsun. Daha estetik bir şekilde yapabilir miyiz onu diye bakıyorum. Böyle yapalım. Şuradan şöyle bir sıra indirip
Bu hizadan itibaren zeminden götürürsek daha düzgün bir yol olur sanırım. Bu yol üzerinde arkadaşlar buradaki ekstra hidrojenleri şuradan şöyle döndürüp yakabiliriz. Tabii şunun çıkışını da vermemiz gerekiyor. Bunun çıkışı iptal oldu böyle yapınca. Bunun çıkışı da şu şekilde vereceğim arkadaşlar. Şöyle yolu yükseltirsem. Bu da bayağı yüksekmiş. Şöyle yapalım. Burada şöyle yükseltmeye devam edelim. Şuradan bağlantıyı kuralım. Bunu böyle bağlamaya izin vermeyecek. Evet, şu yolu silip böyle bir işte bu saçmalığı yapmamız gerekiyor. Yolu kısa yerlerde daha çok kıvırtabilmek için. Şöyle iki kare yapıp bunu böyle birleştirip daha sonra şunu silip birleştiremedim. Şunu şöyle birleştirip bu iki kare olmadan birleşmiyor. Bunu böyle birleştirip bu kareyi silip daha sonra şunu şöyle birleştirince oluyor normalde olmayan şey. Böyle daha kısa yolu var mı bilmiyorum ama bize iki kere iş çıkartıyor. Ama siz de bu şekilde geçirebileceğinizi bilmiyorsanız öğrenmiş olursunuz. Bu şekilde yolları kısa mesafede kıvırtabiliyoruz. Şimdi burada üretilen termal power'ları alayım yanıma. Burada yeni bir şey daha öğrendim arkadaşlar. Bu termal power'ları buraya yerleştirirken mesela yok etmeye çalışıyoruz zaten hat tıkanmasın diye. Şöyle yapayım. Ne oldu? İkinciyi yapamıyor muyum yanıma? Eksen çizgilerine denk geldik yine. O zaman şuradan itibaren yapalım. Düzeni bozmayayım hiç. Belki buraya depo yapıp başka bir şey ya da splitterla başka yere ayırırız. Orada da hidrojen fuel rotor üretiriz. Orası kalsın şimdilik. Ben şuradan başlatayım. Power plantleri. Eksen çizgisi şurada toparlıyor. Eksen çizgisinden itibaren yapayım. Şöyle 4 tane yaparız. Şöyle de 4 tane yaparız. Şimdi biraz daha alayım. On tane daha aldım. Şimdi arkadaşlar şunu ikinci sıra olarak buraya koyabiliyoruz. Öğrendiğim yeni şey. Bunu da şu şekilde koyabiliyoruz ikinci sıra olarak. Burada eksen bir daha daralmış. Yine yapamadım. Ya oldu. Şuradan buraya. Şimdi buraya yaptığımız bağlantılar arkadaşlar. Buradan buraya veriyorum. Buradan buraya veriyorum. Bunlar yakıyor. Yaktıkları şeyi bir daha buradan buraya verebiliyormuşuz arkadaşlar. Yani buraya 10 tane hidrojen geldi. Fazlaları buraya veriyor. Buraya da hidrojen aktarıyor. Yani burada yaptığım şekilde iki taraftan da ile yol geçmesine gerek kalmıyor. Bundan buna, bundan buna şeklinde aktarabiliyoruz. Aynısını kopyalayayım buralara. Evet. Şuraya kopyalayamadık galiba, yol yetmedi. Şöyle. Şunu da aynı şekilde kopyalarsam. Oldu, hepsi çalışacak şu an. Şu an 8'ini 4, 8, 12 aldı. Şu an buradaki hidrojenleri bayağı bir eritiyoruz arkadaşlar. Daha çok eritmek istiyorum. Şu kırmızı hatlar burayı aldıktan sonra burada hidrojen kalmasın istiyorum. Şimdilik böyle kalsın ama şu an bu hidrojen birikmiyor yani, belli. Ya da birikiyor mu? Daha fazla arttırabilirim. Şuraya bir 4 tane daha yaparım. Buralarda şöyle bağlantılar yaparım. Ne oldu? Bu bağlantılı gelmiş zaten. Tamam.
Evet, bayağı bir enerji üretiyoruz şu an burada. Bir sıra daha yapabilirim. Hidrojenler cayır cayır yanıyor. Hidrojenli hidrojen fuel rod da yapacağım arkadaşlar ama öncelikle şu tıkanıklığı çözmek istedim ve sarı küp üretimini bu bölümde halletmek istiyorum. Şu an buradaki hidrojenler yavaş yavaş eriyecek. Buradaki depolar boşalacak. Bakalım boşalıyor mu? Evet, boşalıyor. Yoksa yeteri hızla boşalmıyor mu? Hidrojen fuel rodları da mı bu bölümde yapsam diyeceğim de neyse ben şu şeyi halledeyim arkadaşlar. Öncelikle size geçen bölüm bahsetmiştim. Dev bir sarı küp üretim tesisi kurmak istiyorum. Sarı küp için gerekli iki tane şey var. Şuradan bakalım, buradan daha rahat süreleri de gözüküyor arkadaşlar. Sarı küp için gerekli olan iki şey. Diamond. Diamond çok basit bir üretim. Grafitten direkt üretebiliyoruz. Bunda hiç sıkıntı yok. Bunu sonsuz grafiti direkt çevirip Diamond'a sonsuza kadar basabiliriz. Sıkıntı olan kısım bu. Titanium kristal. Titanium kristal 4 saniyede üretiliyor arkadaşlar. Benim bir kafamda tasarım yaptım. 4 saniyede üretiliyor. Bundan 8 tane yapacağım. Bu da 6 saniyede üretiliyor. Bundan da 12 tane yapacağım. Tam birbirini yeterli miktarda besleyebilecek. Bu 12 tanesi 2 tane plastik istiyor 6 saniyede. Bu 3 saniyede, yani 2 katı üretiliyor. 12 tane plastik üretimi, 12 tane de organik kristal üretimi yaptığım zaman bunun için yeterli materyal toplamış oluyoruz arkadaşlar. Bol bol petrol gerekecek tabii plastikler için. Yani buradan buraya, buradan buraya diye gidersek bize şu an plastik için refined oil lazım bayağı bir. Refined oil ayrıca bunun için de lazım. Bize bol bol refined oil üreteceğiz. Refined oil içinde refined oil'leri şunlarla üretiyorduk. Burada tabii ben asıl kırmızı küpler için hidrojen artsın diye burada şunları yapmıştım. Bunları yapmamıza gerek yok. Yani şu X-ray cracking'i yapmamıza gerek yok. Çünkü o refined oil harcayıp hidrojen çıkartıyor daha fazla. Bizim şu an hidrojen fazlalığımız var zaten. Hidrojen fazlalığını yakmaya çalışıyoruz. Hatta şunları silsem bile olabilir ama kalsın ileride kırmızı küplerde sıkıntı çıkarsa diye. Bizim bol miktarda bunlardan yapmamız lazım arkadaşlar. Artık 20 tane 30 tane oil refinery kaç tane gerekiyorsa bol bol refined oil. Tabi bir de yerden petrol çıkartmamız lazım. Şimdi burada kaç tane var? Oil extractor. Çantamda 9 tane oil extractor var, onda sıkıntı yok. Chemical plant gerekecek bize plastikler için. Bir de oil refinery gerekecek. Buradakileri alalım. Birikince bir daha alalım hatta. Burada üretilsinler bunlar tekrardan. Ben de uygun bir yer bulmaya çalışayım. Artık ekvatorun bu tarafına daha büyük yapılar yapacağımdan bahsetmiştim arkadaşlar. Şurada bir tane petrol var. Şurada iki tane petrol var. Birbirine yakın sanırım. Şurada 3 tane petrol var birbirine yakın. Buraya çok güzel bir petrol zinciri yapabiliriz arkadaşlar ama şu denizi doldurmak istiyorum. Denizi doldurmak için yeterli malzememiz var mı? Öncelikle şu kısmı böyle bir tamamlayalım. Bu ekvator yeri belli olsun. Bizim soil pile'larımız gidiyor bunları yaparken. Bizim soil pile'larımızı biriktirmek için de arkadaşlar çok fazla zemin kullanacağız. Şu zeminleri de çantama atayım. Böyle hepsini attım. Burada zemin üretimi devam etsin. Bol bol zemin yapacağız. Tepeleri kazacağız. Çukur yapacağız arkadaşlar. Bakalım bu bölüm ne kadarını yetiştirebileceğiz. Buraları öncelikle şöyle denizi, ekvatoru doldurayım derken soil pile'ımız bitti. Bitince de şöyle yapacağız. Bunu büyütüp şuraları kazacağız. Bol bol soil pile 20k oldu. Tepelerin hepsini dağ tepe kazacağız arkadaşlar. Bize bol bol soil pile lazım çünkü. Böyle şuraları kazalım. Çantamızda da bol bol soil pile olsun. 83.000 adet oldu. Şuradan devam edelim. Küçültüp ekvatoru tamamlayalım. İlk önce bunu tamamlamak istiyorum. Daha sonra burayı güneş panelleriyle donatacaktık zaten elektrik ihtiyacımız için de. Tamam. Bu hat tamamlandı. Şimdi 3 tane petrolümüzün olduğu yeri yapalım. Yani güzel bir petrol üretim zinciri kuralım oraya. Crude oil, crude oil, crude oil.
Şimdi diğer ekseni de bir tespit edeyim. Diğer eksen daralması nerede? Şurada. Burası da önemli bir nokta arkadaşlar. Şu eksenleri karışmaması açısından çok fazla yapıları bölmek istemiyorum. Yani yapacağımız inşaatları şu ortadan geçirtmek istemiyorum açıkçası. Çok bölünüyor çünkü. Burada su da lazım olacak bize. Buradan petrolü çıkarıp arkadaşlar bu tarafa yollayacağım. İnşaatları bu tarafta yapacağım. Şurayı komple doldurmak istiyorum. Bilmiyorum yeterli soil pile toplayabildik mi burayı doldurmak için ama şuradaki denizleri anında bitti soil pile'larımız. Biraz düzleyeceğiz. Dağ tepeyi toplayacağız. Şuradaki denizi dolduracağım arkadaşlar. Bu denizi doldurmak istiyorum. Su ufak bir yerden toplasak da bizim işimizi görüyor çünkü. O kadar deniz istemiyorum. Soil pile'lar su gibi gidiyor tabi buraları doldururken. Yine soil pile'ımız bitti. Haritadaki tepelik yerleri kazacağız böyle böyle. Tabi bunu yaparken temellerimiz de bitiyor arkadaşlar. Valla 2000 temel kaldı. Temel üretimi cayır cayır yakıyor. Üretilen temelle harcanan temel arasında dağlar kadar fark var. Bunun deposunu arttıralım arkadaşlar. Bunu 10 stack yapınca yeterlidir diyordum ama yetersizmiş demek. Şu denizi dolduramıyoruz bu şekilde. Yine de ben petrol kaynaklarını kullanarak bir şeyler yapacağım bu bölüm. Burayı biraz daha doldurabilirsem arkadaşlar. Şöyle düz bir alana ihtiyacım var rahat çalışmak için. Buradan temeli alıp en azından şurayı şöyle bu tarafta birleştireyim. Evet, yine soil pile'ımız bitti. Temelde bitmek üzere. Şimdi şuralara oil extractor. 3 tane oil extractor'a ihtiyacımız var. Petrolü çekmek için. Ham madde bölümünden gathering. Tamam. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Şunları şöyle bir eksenen çizgiye getirirsek arkadaşlar. Şunları bir araya getirmiş olalım. Buraya elektrik de lazım olacak. Elektriği burayı ekvatora bağlarsak şunları şöyle. Biraz daha şöyle alayım. Nasıl en efektif yapabiliriz? Bunu buraya. Bunu buraya. Buradan nasıl yapsam? Şimdi bize ne lazımdı burada? Çuval üzerinde yapmak istiyorum arkadaşlar. Oil refinery. Oil refinery'de petrolleri hidrojen ve şeye ayıracağız. Hidrojenleri yandan verebilirim. Burayı şöyle çift sıra yapalım. Kaç tane yapalım?
Şöyle yapacağım. Bir sıra boşluk bırakacağım. Hatta şunu şöyle yapayım. Ah. Ah. Hepsini sildim. Lanet olsun. Ah. Şuradan tekrardan yapalım. Shift click yapınca hepsi silindi. Allah'tan şuralar silinmemiş en başa kadar. Biraz daha şuradan alayım. Hatta direkt şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle gereksiz uzatmayayım. Tam olarak şu hizadan. Bunları şuraları silelim. Şu şekilde buradan bir yol yapacağım. Bakalım buraya kaç tane sığdıracağım bunlardan. Bir. Dip dibe yapmamamız lazım burada. Şunu şöyle uzatıp bir tane tab yaparak açabiliyoruz aralarını. Yok, hepsi açılmadı. 3 tabda açıldı hepsi. Aradan yolda geçirebilmeye yer kalsın istiyorum. Hidrojenleri diğer taraftan çıkartmam gerekirse diye ortadan şeyleri çıkartacağım. Refined oil'leri çıkartacağım arkadaşlar. Şurada üretilen refined oil'leri bu hat üzerinde devam ettireceğim. Refined oil'ler bize farklı şeyler için lazım olacak. Refined oil'leri kullanarak çünkü organik kristal için ne lazımdı? Plastik. Şunu yapacağız. Aynen. Bir yerde grafit de bulmamız lazım yakınlarda. Onları hallederiz. Şimdilik şu kısmını yapalım. Oil refinery. Biraz daha alayım şuradan. Üretim burada. Oil refinery. Şu chemical plantleri de alalım. Harcayacağız herhalde bol bol. Bayağı büyük bir üretim hattı yapmak istiyorum. Çok fazla yapıp şeyleri de şişirmememiz lazım tabi. Bağlantıları da şişirmememiz lazım. Şişince bağlantılar biliyorsunuz sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bunların girişler buradan. Buradan girişleri vereceğiz. Şu şekilde. Çıkışları filtreli vereceğiz arkadaşlar. Buradan sadece refined oil'in çıkışını vermek istiyorum. Şu şekilde. Bunları kopyalayalım. Granitlerin çıkışlarını diğer tarafta mı vereceğiz? Ne diyor? Collide with another object. Allah Allah. Burayı niye yaptırtmıyor? Buraya. Haritanın düzeninden dolayı sanırım. Neyse ben yine buradan giriş vereyim. Buradan da filtreli çıkış vereyim. Böyle yapmıştık herhalde. Böyle tıklasak. Burada ortadan giriş vermişiz. Niye ben bunları eskitip mi yapmışım? Ortadan giriş, şuradan filtreli çıkış. Yine aynısını yapmak istiyorum. Ortadan giriş. Şuradan filtreli çıkış. Ha, bunlar da üretim de seçili değil. Bunu kopyalarsam diğerlerine yapışır umarım. Şunları bir upgrade edeyim. Bunları eski tipi yapmışım arkadaşlar. Niyeyse.
Bunu şunlara kopyalamak istiyorum. Hepsini bakalım kopyalayabileceğiz mi? Yok, yine iki taneden sonrasını kopyalatmadı. Orada bir gariplik var ama. Şuna kopyalayalım. Diğerlerini elle yapalım. Nasıldı? Şuradan giriş vermişiz. Buradan da filtreli çıkış. Bunu kopyalayalım şimdi. Buraya kopyalatmıyor. Yok, kopyalattı. Bunu uzatınca tab yapmamız lazım. Tamam. Problem oradaymış. Uzattıktan sonra da tab yapınca düzeldi şimdi. Hepsi hazır gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 tane yapmışız. Yetersiz gelirse arttırırım. Diğer çıkışları da buradan vermemiz lazım. Şu an yolum çok azaldı. Şöyle diğer tip, ikinci tip yol yapayım. Sonra buraya gelip upgrade ederiz arkadaşlar. Böyle birer tane çıkış vereceğim bunlardan. Buradan çıkan hidrojenleri de yine yakıt yaparım diye düşünüyorum. Başka ne yapabilirim bilmiyorum şu an. Buralardan da hidrojenleri vereceğiz. Şöyle filtreyle hidrojeni seçelim. Şunu şöyle kopyalayayım hepsini. Diyeceğim yapamadık. Elle yapacağız artık. Karıştırıyorum çünkü ben de. Şöyle hidrojen, şöyle hidrojen. Ver hidrojeni, ver hidrojeni. Otomatiklerde niyeyse sıkıntı yaşadım bugün. Buradan hidrojenler bir yere devam edecek. Arkaya da yapalım aynısını. Pardon, şu aradan geçirmiyorduk yolu. Şuradan. Devasa bir sarı küp üretimi, sarı küp üretim tesisi yapacağız. Eğer başarıyla bunu tamamlayabilirsek, bir hata yapmadıysak arkadaşlar. Bakalım. Şimdi hidrojenleri yakmazsak burası tıkanıyor. Hidrojenleri de bir şekilde yok etmemiz lazım o yüzden. Buraya da biraz bu şeylerden getirmem gerekecek. Neyse, en son bakarız onu. Sistemi faaliyete geçirdikten sonra. Şu an arkadaşlar şuradaki hattı şöyle kısaltayım. Şu hatla işimiz yok artık. Bu hat bizim şuraya işaret koyalım. Bunlar da yeni çıkmış sinyaller. Son upgrade'de çıktı herhalde. Yeni bir şeyler eklemişler oyuna, evet. Buraya şunun işaretini koyalım. Burası bizim refined oil'imiz. Buradaki refined oil'leri hatta depo var mı yanımda? Storage'dan bakalım. Sıvı deposu var. Sıvı deposunu şuraları bir yere koyayım. Daha sonra yerini değiştirebilirim. Şunları da hatta depolayayım şimdilik, hidrojenleri de. Hidrojenleri sıvı deposunda depolayabiliyor muyuz? Hidrojenleri sıvı deposunda depolayabiliyor muyuz? Güzel bir soru. Ben hep katı deposunda depoladım. Acaba bir hata mı yapıyordum onları katı deposunda depolayarak? Galiba hata yapıyordum. Niye şimdiye kadar bunu sorgulamadım ben? Şu temelleri çantama atayım. Başka çantama atmak istediğim yolların deposu burada. Şunları hepsini çantama atayım. Bayağı bir yolu gitmişiz, güzel. Buraları upgrade edeyim hatta. Eski tip yaptığımız yolları. Başka çantama atmak istediğim şey şimdilik yok. Plastik. Plastik yapacağız şimdi. Plastik için arkadaşlar.
12 tane mi plastik yapacaktım? Bir bakayım şuradan plastik için ne lazım. 12 tane plastik yapacaktım tabii planımıza göre. Bu lazım. Refined oil. Refined oil'i buradan çıkaracağız. Buradan şöyle devam ettirebilirim. Bir yerden de bize grafit lazım. En yakındaki kömür kaynağımız nerede? Kömür kaynağımız da burada. Şuradaki grafitleri yakmak yerine oraya kadar gönderebilir miyiz? Daha yakında bir yerde var mı? Şöyle bir M'yi alıp bakıyorum arkadaşlar. Ha, burada varmış. Güzel. Onu nasıl oldu görmemişim. Çok yakınımızda varmış. Buraları yine bir temelle kazalım. Şuraları burada dolduralım şöyle hafiften. Ah, soil payalı yetersiz diyor. Bir tane tepe bayır var mı? Şurada var. Burada gatherer var mı? 1 2 3 4 Bayağı yine büyük çapta yapıyorum. 5 6 7 ve 8. Çok güzel, mükemmel. Buradan şöyle 8 taneyi nasıl yapıyordum ben? Blueprint'imi alayım. Burada blueprint'i şöyle çalışmıştım. 24'lü smelter. Şu blueprint'i arkadaşlar böyle yerleştirirsem. Uygun. Ben yerleştireyim. Bu blueprintlerin güzelliği arkadaşlar. Müthiş kolaylık. Blueprintleri seviyorum. Şöyle. Bu buraya gelsin. Bir ikisi. Buraya gelsin. Sen de gel buraya. Siz ikiniz. Biriniz şu hatta gidin. Böyle. Siz ikiniz de. Buradan. Buraya gidin. Buralara da elektrik sağlamak gerekecek. Bir tane yapayım. Az sayıyla yapmaya uğraşmayacağım. Blueprint'te kuleleri koymamışım. Kuleleri de koymuştum diye hatırlıyorum da. Koymamışım herhalde. Ortalara yapsak yetecek mi? Tamam, bunlar yetti. Bunlara da elektrik lazım. Bunları nasıl yapalım elektrikleri? Şöyle bir tane. Böyle bir tane yapsam. Böyle aralıklarla birer tane yapsam. Tamam. Şunları şöyle birleştireyim. Şuraya bir elektrik gelsin.
Bunları da şöyle birleştireyim. Sistem çalışsın arkadaşlar artık. Bir anda elektrik eksikliği çıkmasın da. Evet. Sistem çalışmaya başladı. Hidrojenler tıkanana kadar burası devam edecek. Şöyle şunları upgrade edecektim. Yollara. Upgrade oldu mu hepsi? Şimdi hidrojenleri sıvı deposuna koyabiliyor muyduk? Bir denemek istiyorum. Koyabiliyorduysak niye bunca zaman koymadım diye hayıflanacağım. Çünkü bunları hala katı deposunda depoluyorum arkadaşlar. Evet, sıvı deposunda depolanıyormuş lanet olası şeyleri. Ben şu katı depolarını silip hepsini sıvı deposuna çevireceğim ya. Sıvı deposunda biraz çantamı atayım. Aa, sıvı deposu. Şurada. 10 tanesini çantama atayım. Şuradaki katı depolarını silip sıvı deposuna çevirirsek arkadaşlar. Şunlar. Şöyle. Çantamda yer yok ama deneyeceğim. Şöyle yapacağım. Yapamayacağım. Şuralar biraz erisin arkadaşlar, öyle yapalım. Şimdilik çok sıkıntı değil, hidrojenler eriyor. Yeni yaptıklarımızı düzgün yapalım bari. Neredeydi bizim üretim hattı? Burada. Buraları şöyle hidrojen deposu yapayım, iki tane daha, sonra onları ne yapacağımızı kararlaştırırız. Şöyle aynı hizaya koyayım bari. Tamam. Şey yok. Üretim cihazı atmam lazım çantama. Üretim cihazı nerede? Şurada. 10 tane. Bunların hepsi grafit olacak. Şöyle bu shift kopyala. Şu kopyanın şeyini sil. Mega grafit üretimi. Burası bizim grafit depomuz. Grafit depomuzdan çıkan grafitler şununla birleşecek. Nerede birleştirelim onu? Şu an bize plastik lazım. Kaç tane lazım? 12 tane. 6-6 diye bölebilirim. Tek at yeterli olur mu bilmiyorum. Plastik neredeydi? Şuradaydı. Plastik için iki şey lazım. Refined oil, grafit. Şu denizi doldurabilsem düz devam ettirecektim. Dolduramıyorum. Şuradan çıkan refined oil'u şöyle vereceğim arkadaşlar. Şu hatta vereceğim. Şuradan çıkan grafiti de şu hatta vereceğim. Şurada da ...12 tane plastik üretimi yapacağım. Yalnız şu hatları... ...şurayı bir sileyim. Komple sileyim. Bu kadar uzak yapmamıza gerek var mı çünkü bilmiyorum. Çok... ...uzak yaptığımızda da boşuna yarı sırafı yapıyoruz. Bu şekilde yapabiliriz mesela. Buradan çıkanı da şöyle götürürsek... Şunları geçici olarak bir gömeyim. Daha sonra dışarı çıkarırız. Stonlar bir yer altında kalsın 2 dakika. Böyle de bir gariplik var arkadaşlar. Eğer son patch'te düzeltmedilerse şu an bunu tekrardan dışarı çıkartabiliyorum. Herhangi bir şeyin taşınmasına da engel olmuyor. Şöyle. Yol işlemeye devam ediyor. Şuraya arkadaşlar. Araya da yapabilirim.
12 tane üretim. Bu tarafa da yapabilirim. Buradan çıkan plastiği yine bununla birleştireceğimiz için şu tarafa yapayım. 1, 2, 3, 4 inşallah. 12 tane sığıyorum buraya. Sığmıyorsa şunu kaydırmam gerekebilir. Bunları bir daha gömeceğim. Hatta gömük kalsın, yani taş lazım değil şu an bize. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sığmıyor. Şöyle yapalım, şunu silelim. Bunu silersek yere yığılacak diyor, o zaman şöyle yapalım. Buraya kopyalayayım. Buraya. Biz hemen şuraya birikin. Burası boşalınca bunu silebilirim. Boşalıyor şu an hızla. Diğerini de aynı hizayı yapayım. Simetriyi bozmayalım. Şurası boşaldığı gibi de burayı sileceğiz. Bunların hepsi plastik arkadaşlar. Plastik. Plastiği bununla üretmiyor muyuz biz? Plastik çıkmadı. Plastiği smelter'la mı yapıyoruz biz acaba? Plastiğin üstüne gelelim, yazar. Plastik nerede? Plastiği bulamıyorum. Ha, plastik şurada. Evet, bununla yapamıyoruz herhalde. Oo, ben iyice karıştırdım o zaman. Şunlarla mı yapıyoruz plastiği? Bununla da yapmıyoruz plastiği. Ben mi bakan kör oldum, göremiyorum. Arkadaşlar, plastik nerede? Kafayı yiyeceğim. Cannot mate in replicator. Ben plastiği nasıl yapıyorum ya? Neyle yapıyorum ben? Ha, chemical plant arkadaşlar ya. Of. Kafa gitti. Chemical plant. Şimdi bu yol sıkışık geldi. Şöyle sileyim. Şurada yapacağım hepsini çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chemical plant. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6.'yı yapamadım. Bunu silince yapacağım. Bunu da sileyim. O zaman 6-6 yapacağız. Buradan başlasak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya tam karşısına da iki tane malzeme geçireceğiz. Şuradan da şunlar gelecek. Buradan da çıktıları vermemiz gerekiyor tabi. Çıktıları bu tarafa mı verelim, bu tarafa mı verelim, bu tarafa verelim hadi. Büyük ölçekli inşaatlar. 6 tane daha. Tam karşısına. Şöyle tam karşısına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha. Fazla mı kaçırdım ben? Evet, çünkü üst taraf enlemin diğer tarafında kalıyor. Orası dar, bu taraf geniş. Bunları bir boşlukla yaparsam olur. Böyle. Tab yapalım. Bir daha tab, bir daha tab. Tab tab tab. Oldu. Şimdi arkadaşlar, bunun bağlantısını yapmamış mıyız? Şunun da çıkışını yapalım. Şunlardan bir iki tane çantaya atayım ben yine. Azalıyor herhalde yakıtımız. 3, 4.
Şimdi bunlar plastik. Tamam. Bunu al, bunu al, bunu ver. Aynısı. Bir, iki, üç, dört. Karşısını da yapalım. Bunu al, bunu al. Bunu ver. Plastik. Tabii, no power diyor. Buralara power da sağlamamız lazım. Ama önce şunları bir kopyalayalım. Şimdi şöyle yapacağız kopyalarken. Uzatacağım ben bunu. Tap tap tap. Yapınca oturdu tam. Kopyalamaları o yüzden düzgün yapamıyormuşuz. Buralara güç verelim. 1 2 3 şunlara güç verdik mi? Evet, şu an plastikler birikmeye başladı. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar organik kristaller, plastikle aynı sayıda yapacaktık. Bunları da burada yapıyorduk galiba. Bir tane koyayım şuraya. Chemical plant. Evet. Bunun için ne lazım? Su lazım. Suyumuz var. Denizden şuraya birkaç tane pompa yapıp buradan su çekeriz. Eğer bu denizi iptal etmeyeceksem ya da kalıcı deniz nerede olacak onu karar verelim. Bir tane kalıcı deniz bırakmam lazım. Şuraya bırakabilirim mesela. Şöyle bir kare. Oradan 4-5 yandan su çekeriz. Suyu oradan veririz. Refined oil'i şuradan vereceğiz arkadaşlar. Şuradan vereceğim hatta. Öyle. Buradan vereceğim refined oil'i. Splitter yapmak istemiyorum. Buradan bol miktarda refined oil biriktiriyoruz. Bunu direkt şöyle yapalım. Şu alantıyı sileyim. Şuraya bir tane power plant'i şöyle bir yere atayım. Şimdi arkadaşlar geri kalanı bir dahaki bölüme bırakacağım. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum bu bölümü. Geri kalan bölümde 12 tane de böyle yapacağız. Su, plastik burada üretildi. Su, plastik ve refined oil. Refined oil'i de buradan getireceğiz. Şöyle üçlü bir bağlantı. Onları çift sıra çıkış verip çıkışları bir araya getirip son olarak da 8 adet titanyum kristal. Bunu da sağladıktan sonra arkadaşlar deli gibi sarı küp üreteceğiz. Onun için de bizim plastiğimiz şurada. Titanyum ingotumuz şurada arkadaşlar. Titanyum ingotu oradan buraya kadar getirmeyeceğim. Onun için gezegen içi lojistik sistemi kullanacağım. Onun için de diğer gezegene gidip gemileri almamız lazım. Onların hepsini bir dahaki bölümde göreceğiz arkadaşlar. Bu bölümü çok fazla uzatmayalım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.